Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz motor, motor değil, alternatördür. Özel yapılmıştır. Tabii boyası çizilmesin diye fırın boyadır. Onun için ambalajlı. Bunun özelliklerini şöyle söyleyeyim. 10 kW gücünde alternatördür. Trifazedir. Şu gördüğünüz kablo siyah, nötr. Diğerleri de faz 1, faz 2, faz 3. Fazdır yani. Nötr ve fazdan alırsanız bu şekilde 220 volt alırsınız. Her faz ve nötrden 220 volt alırsınız. Yani 3 kW veya 3.3 kW, 3.3 kW, 3.3 kW veya kayıpları düşünürsek 3'er kW alırsınız. Trifaze isterseniz de normalde 10 kW'dir gücü. 10 kW alırsınız. Bunu ne amaçla kullanılacak? Çok sorular soruluyor arkadaşlar. Tabii soruları ben mümkün oldukça cevaplıyorum medeni bir şekilde. Bazıları da artık uygunsuz şeyler yazıyorlar. Onları da dikkate almıyorum. Telefon numaram soruluyor. Zaten profilimde yazılı. Bunları tekrar sormanıza gerek yok. Çünkü TikTok'ta o kadar uygunsuz videolar var. Onlar engellenmiyor ama benim 3 defa şeyde TikTok'ta videolarım, hesabım bloke oldu. Onun için numaramı paylaşamıyorum. Ancak iletişim, profildeki iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi ben bu alternatör 10 kW gücünde 500-550 devirde 220 volt da alabilirsiniz. 380 volt da alabilirsiniz. Elektrikçi arkadaşlarımız bunu, elektrikçi ve elektronikçi arkadaşlarımız bilirler. Ne amaçla kullanılır? Genelde şöyle soruyorlar. Rüzgarda kullanacağım. Rüzgarda olmaz arkadaşım. Ha, olmaz diye bir şey yok. Olur. Alternatörden daha fazla masraf edersiniz. Emek yaparsınız. Kontrolsüz güç, güç değildir. Yani rüzgarda kontrol etmek 220'ye biraz zor. Ama su türbini olarak döndürürseniz su sabit dönecektir. Önüne bir çark yaparak. Gayet güzel 220 volt, 380 volt enerjinizi alacaksınız. Bazı arkadaşlar işte şöyle yapsam, böyle yapsam gibi sorular soruyorlar. O projedir. O konularda yorum yapamıyorum. Ancak denemeleriniz, denemek gerekir. Şimdi ben her soruya, her cevabı deneme şansım yok. Mümkün değil. Şimdi ben size şöyle küçük bir gösteri yapacağım. Normal bir ampul bağladım. Halojen ampul bağladım. Şöyle akıllı penseyle de bakın. Tabii şurayı tam bağlamadığım için. Bir saniye. Evet. Şimdi bakın parmağımla şu